Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda bir ülkede bir prens yaşarmış. Prens evlenme yaşına gelmiş ama hala krallığa yakışır, kendisine uygun, gerçek bir prenses bulamamış evlenmek için. Aradığı prensesi bulabilmek için dünyadaki bütün ülkeleri tek tek gezmiş. Komşu ülkelerden birçok prenses adayı kralın sarayına gelmiş prensle tanışmak için. Ama prens hiçbirini kendisine eş olarak kabul etmemiş. Bir türlü istediği gibi gerçek bir prenses bulamıyormuş. Kral babası da oğlunun gerçek bir prensesle evlenmesini istiyormuş. Uzun yıllar arayışına devam ettikten sonra umudunu kaybetmiş. Üzgün, mutsuz ve düşünceli bir şekilde saraydaki hayatına devam etmiş prens. Kral ve kraliçe oğullarının bu durumuna çok üzülüyormuş. Yine böyle mutsuz olduğu akşamlardan birinde çok şiddetli bir fırtına başlamış. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, şimşekler çakıyor ve gök gürültüleri sarayda yankılanıyormuş. Gürültüden prensin gözüne uyku girmiyor, odasının penceresinden gökyüzünü aydınlatan şimşekleri izliyormuş. Bir yandan da hayalindeki gerçek prensesi düşünüyormuş. O gürültülerin arasında sarayın hizmetçilerinden biri kapının çaldığını zar zor fark etmiş. Kapıyı açmış, karşısında yağmurdan sırılsıklam olmuş, çok üşümüş, dir dir titreyen bir genç kız duruyormuş. Genç kız öyle perişan haldeyken bile çok güzel ve çok zarif görünüyormuş. Titreyerek güçlükle konuşmuş. Beni içeri kabul eder misiniz lütfen? Yalnızım, ormanda kayboldum. Hizmetçi genç kızın haline çok acımış tabii ki. Hemen koşup krala ve kraliçeye haber vermiş. Gece bu yağmurda kapımızı çalan bir misafiri geri çeviremeyiz. Alın içeri. Kral hemen nöbetçilere emir vermiş. Nöbetçiler kızı içeriye almış ve sarayın salonunu ısıtan şöminenin yanına getirmişler. Kızın elbiselerinin sırılsıklam olduğunu gören kraliçe hemen hizmetçiye emir vermiş ve kendi kıyafetlerinden kıza uygun bir şeyler getirmesini söylemiş. Genç kızla baş başa kalan kraliçe genç kıza sormuş. Bu saatte ve bu havada dışarıda ne aradığınızı sorabilir miyim acaba? Ben uzak bir ülkenin prensesiyim. Sarayım düşmanlar tarafından saldırıya uğradı. Babam ve annem güvende olmam için yanıma birkaç asker vererek beni gizlice saraydan gönderdiler. Fakat gece olunca yağmurdan ve fırtınadan dolayı birbirimizi kaybettik. Ben de sizin sarayınıza ulaştım. Kraliçe kızın anlattıklarına pek inanmamış. Ama yine de zavallı kızı gecenin bu saatinde saraydan göndermeye de gönlü razı olmamış. Prens saraylarına gelen bu esrarengiz kızı merak etmiş. Onunla tanışmak istemiş. Genç kız da bu arada kraliçenin verdiği elbiseyi giymiş. Saçları kurumuş ve yüzünün rengi yerine gelmiş. Artık çok daha zarif ve çok güzel görünüyormuş. Prens salona girdiğinde karşısına çıkan bu kızın güzelliğinden ve zarafetinden büyülenmiş. Ama yine de söylediği gibi gerçek bir prenses olduğundan emin olmak istemiş. Kraliçe, prense bu işi çözeceğini ve gerçeği öğreneceğini söylemiş. Gerçekten bir prenses mi? Bu gece bunu anlayacağız. Prens ve prenses bütün gece sohbet etmişler. Prens çok beğendiği bu kızı daha yakından tanımaya çalışıyormuş. Kraliçe genç kıza misafir odasını hazırlatmış. Yatağının en altına bir bezelye tanesi koymuş. Üstüne de tam 7 kat döşek koydurmuş. O gece genç kız kendisi için hazırlanan bu tuhaf yatakta uyumuş. Sabah olunca kraliçe kızın uyanmasını beklemiş ve uyandığı zaman ona sormuş. Dün gece rahat ettiniz mi acaba küçük hanım? Beni misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Ama pek rahat uyuyamadım. Gözüme uyku girmedi. Ya öyle mi? Neden acaba? Sebebini öğrenebilir miyim? Her yerim tutulmuş durumda.
Sırtım çok ağrıyor. Sanki bütün gece sert bir şeyin üzerinde yattım. Kraliçenin duymak istediği cevap buymuş. 7 kat döşeğin altındaki küçük bir bezelye tanesini bile hissedebilen bu narin ve hassas kızın ancak gerçek bir prenses olabileceğini o anda anlamış. Hemen prensin yanına gitmiş ve olanları anlatmış. Duyduklarına çok sevinen prens, çok beğendiği bu kızın gerçek bir prenses olduğunu öğrenince çok sevinmiş. Krala prensesle evlenmek istediğini söylemiş. Kral da prensesi oğluna layık bir eş olarak kabul etmiş. Prens, prensesi ülkesindeki savaş bitinceye kadar birkaç gün daha misafir etmek istediklerini söylemiş. Hatta ordusunu prensesin ülkesine yardıma bile göndermiş. Çok geçmeden prens evlenme teklif etmiş. Benimle evlenir misiniz prensesim? Prensesten evet cevabını alınca da evlenip bir ömür boyu mutlu bir şekilde yaşamışlar. Prens o gün evlenmelerine sebep olan o bezelye tanesini de cam bir kutuya koydurmuş ve sarayın baş köşesinde sergiletmiş. O bezelye tanesi yıllarca gerçek aşka inanan insanlar tarafından ziyaret edilmiş. Prens ve prensesin hikayesi de dilden dile dolaşmış.